Herkese selam arkadaşlar. Şu an ben yine köyümdeyim. Annemin şöyle güzel bahçesinden bir çekim yapmak istedim sizler için. Annemin çiçeklerini hepsi açmış. Arpa çiçeği deriz biz bunun adına. Her rengi olur ama sarısı olmuş. Sümbül var arada, şöyle göstereyim. Gülleri var, budanmış. Hepsini göstereyim sizler için. Bahçesi çok güzel olmuş. Şöyle bir tane de kırmızısı var çiçeği. Ne sarı çiçekleri var. Hala portakal ağacının üstünde portakalları da var. Yaz portakalı bu. Şimdi diğer bir ağacına gidelim annemin. Çağla diyoruz biz ona. Aslında normalde badem diyoruz ama tazeyken çağla diyoruz. Hep birlikte ona bakalım şimdi de. Hemen badem ağacına doğru geldik sayılır. Üstünde şöyle göstereyim. Bademlerimiz oldu. Bu büyük bir ağaç. Bir de diğer küçük ağaca gidelim. Ben birkaç tane toplayacağım şimdi. Şöyle elimde göstereyim. Daha küçük ama tadımlık şöyle. Şöyle göstereyim. Bu ağaç biraz daha küçük. Aralarda var. Annemin bahçesi çok güzel aslında. Şöyle göstereyim, küçük henüz. Şöyle diğer bir çiçeği. Bu da yılbaşı çiçeği dediğimiz bir çiçek. Kışın açıyor. Yine sarı çiçekleri var burada da. Sarı, pembe. Şurada kırmızısı. Kırmızıyı çok seviyorum bu. Turuncusu var şöyle. Şöyle diğerlerini de göstereyim arkadaşlar. Farklı bir sarı bir çiçek. Hemen böyle bu şekilde. Şimdi de annemle birlikte sütlü ıspanak yapacağız. Onu göstereceğim arkadaşlar sizlere şimdi. Haydin beraber gidelim. Ak sütlüsü yapıyoruz. Annem şöyle sütün içine ıspanağını koydu. Annemden kısaca bir tarifini alalım. Anneciğim nasıl yapıyorsun bunu? Bize bir tarif eder misin? Kızım bir kilo ıspanak aldım. Ispanağı yıkadım iyicene. Kıydım onu küçük küçük.
azıcık bir suyla haşladım. Haşladıktan sonra ben bunu listire koydum. Süzdüm. Sıktım tekrar. Pirinci biraz pişirdim. Pirincini de pişirdikten sonra sütünü koydum. Sütü biraz az gitti. Pirincini ne kadar koyuyorsun? Bir fincan kadar olsun yeterli. Şimdi bunun içine bir de kaymak koyacağız. Biliyor musun? Sütün kaymağını koyacağız. Hı hı. O zaman daha güzel olacak. Benim çok sevdiğim bir yemek türü diyelim artık. Bunu ne tatlı ya, ne tuzlu. Bu pişti miydi? Biraz da tuz koyacağım piştikten sonra buna. Ne kadar tuz koyuyorsun anne? Böyle bir çay kaşığı kadar dolu olmamak şartıyla koyacaksın. O zaman tat veriyor bu. Güzel olur. Şöyle bakalım. Henüz daha kaynamadı. Kaynamadı. Kaynasın. Annemin anlattığı gibi ıspanağı önceden haşlamış zaten. Annem hazırlamış kendisi. Ben geleceğim deyince de bugün bana sürpriz yapmak istemiş. Pişirmek istemiş bunu. Ben de dedim birlikte pişirelim. Sütümüzün kaynağı da burada. Şimdi alacağım da kaynadı mıydı? İlave şöyle edeceğim. Sütümüzü de gösterelim arkadaşlar. Kaymağını alacakmış annem. Ben kendim de çok seviyorum bunu. Henüz kaynamadı. Kaynamasını bekliyoruz. Şöyle pirincini de annem önceden haşlamış. Pirincini ne kadar yapmıştın anneciğim? Bir fincan. Hala bekliyoruz kaynamasını. Kaynamadı. Ben şey pirincini koyayım çocuğum. Nasıl olsa pişik. Kaynamadan mı koyacağım? Kaynamadan pişik. Şey pirinci pişik. Şöyle pirinçlerini de koyuyor. İyice ne kaynayacak? Özleşecek. Öyle hafif kaynattı mıydı? Pek iyi olmaz. Altı açık değil mi anne? Biraz açık. Kısık mı? Açık açık kızım açık. Değerli izleyicilerim şu anda sütümüz ıspanakla birlikte kaynadı. Bayağı kıvamına geldi. Bu pirinç fazla geldi herhalde değil mi anne? Hı hı. Şimdi annem bir kase içine kaymağını da ekledi. Evet kaymakla birlikte biraz daha kaynayacak. Eskiden çok yapardım kızım. Sen de severdin bunu. Değil mi? Ben çocukluğumdan beri seviyorum. Hı hı. Ya sütlü olan bütün her şeyi seviyorum arkadaşlar ben. Vazgeçilmezim gibi bir şey. Kaynayacak zaten. Kaymağını da koyduk çocuğum. Bir 5-10 dakika kaynayacak. Ondan sonra? Ha, ondan sonra söndürdüğümüz altını birazcık tuz koyacağız. Ha, söndükten sonra mı koyuyor tuz? Tuz kesilmesin diye mi sonra koyuyoruz? En son. En son. En son. Şeker falan koyuyor musun? Hayır, şeker yok. Çünkü ben de yapıyorum ama annem kadar iyi yapamıyorum. Annem daha ustası oldu bu. Sen yapamıyor musun? Bu kadar seninki kadar tatlı olmuyor. İlla ki anne yemeği daha güzel oluyor arkadaşlar. Afiyet olsun kızım. Seni bekledim ben de bugün. Evet. Kızım gelsin yapalım. Sağ ol anacığım. Ellerine sağlık. Şöyle göstereyim arkadaşlar son halini. Şimdi 1-2 dakika daha kaynayacak. Biz bunu söndüreceğiz. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın.